Çin ordusu Tayvan adası çevresinde ordu, donanma, hava ve roket kuvvetlerini içeren geniş çaplı ortak bir tatbikat başlattı. Tayvanlı yetkililer karşılık olarak olağanüstü bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Washington daha önce Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Amerika'nın Tayvan'ı savunmak üzere güç kullanacağını açıklamıştı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan çevresinde adadaki hedeflere yönelik olası bir saldırı için egzersizler yapmak üzere ordu, donanma, hava ve roket kuvvetlerini içeren geniş çaplı ortak bir tatbikat başlattı. Çin ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Yüzbaşı Li Shi, ortak tatbikatın Çin kuvvetlerinin kabiliyetlerini test edeceğini ve adadaki Tayvan'la ayrılıkçı kuvvetlere karşı bir uyarı görevi göreceğini söyledi. Tayvan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde Çin ordusuna ait 25 uçağın, 7 donanma gemisi ve 4 askeri geminin Tayvan çevresinde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini aktardı. Buna yanıt olarak Tayvan tarafı bazı bölgelere uçak, donanma gemisi ve füze sistemleri konuşlandırdığını duyururken, yetkililerin olağanüstü bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Çin'in askeri tatbikatı, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan lideri Lai Ching-te'nin Tayvan bağımsızlığı söylemini kınamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Lai geçen hafta perşembe günü yaptığı konuşmada Pekin'in ada üzerinde hiçbir yetkisi olmadığını ve Tayvanı temsil etme hakkı olmadığını ifade etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai'nin açıklamalarının Tayvan Boğazı'nda gerginlik yarattığını söyleyerek eleştirmişti. Çin'in Tayvan'da askeri güç kullanma olasılığı Batı Pasifik bölgesinde ve daha geniş küresel bir çapta egemenlik mücadelesi veren Çin ve Amerika arasında savaş olasılığını gündeme getirdi. İki büyük küresel gücün de nükleer silahlara sahip olması endişeleri daha da derinleştiriyor.